olağanüstü bir mutluluk gerçekten. Bir Rolls Royce direksiyonunda olmak büyük bir ayrıcalık. Dünyanın en özel otomobillerinden birini kullanıyorum şu anda. Aslında Rolls Royce kullanıcıları bakımından, mühendislerin tarifi de aynı şekilde. Bu bir otomobil değil, yani bu bir ulaşım aracı değil bir yönüyle bakıldığı zaman. Bu bir sanat eseri. Neden böyle olduğunu anlamak için aracı biraz yakından tanımak gerekiyor. Bütün detaylarıyla, teknolojisiyle, motor özellikleriyle farklı bir otomobil, farklı bir araç bu. Gerçekten bir sanat eseri. Maskotundan, logosundan, koltuk özelliklerine, arkadaki konfor donanımlarına kadar. Neden insanlar bu kadar yüksek rakamlar ödeyerek dünyanın her yerinde Rolls Royce satın alıyor? Fark edilmek için, bu yüksek mühendisliği deneyimlemek için ve kendi hayatlarında, kendi açılarından önemli olan bir takım donanımları, fonksiyonları aracın içine koydurabilmek için. Şunu söylemeye çalışıyorum. Rolls Royce kültüründe bespoke adı verilen, yani aracın neredeyse sonsuz paketlerle kişiselleştirilebilme özellikleri var. Bütün farkı detaylarda yaratan bir yaklaşım ve bir üretim kültürü. İngiltere'de Goodwood'da üretilen, West Sussex'te üretilen, dünyada sadece bir fabrikada üretilen ve sınırlı adetle dünya pazarlığına sunulan bir araçtan bahsediyorum. Dünyanın her yerinde pahalı bir otomobil, prestijli bir araç. Neden böyle bir fark yaratıyor? Nasıl böyle bir teknolojik üstünlüğe sahip? Bunlardan bahsedeceğim. Phantom 8'in ikinci neslini kullanıyorum. Yani yenilenen bir araç. Ama bu yenilenme Rolls Royce gibi otomobillerde böyle çok büyük değişiklikler, yani aracın tamamen karoserini etkileyen değişiklikler şeklinde göstermiyor kendisini. Küçük detaylar, teknolojik dokunuşlar, bazı iyileştirmeler ve özellikle kullanıcılardan ve müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak aracı biraz daha farklı bir yere taşıyorlar, ama çok büyük değişiklikler olmuyor. Logo yine aynı, logonun özellikleri aynı, aracın ana konstrüksiyonu, mimarisi, strüktürü yine aynı kalmaya devam ediyor. Şimdi böylesine büyük bir aracın, neredeyse 6 metrelik bir sedan, bir limuzin araç kullanıyorum. Fakat performans açısından, konfor açısından gerçekten çok üst düzeyde. Yani böyle bir aracın teknik bazı bilgiler de vermek istiyorum. 6.75 litre motor hacmi, V12, 12 silindirli bir motora sahip bu araç. Ve bu kadar büyük bir ağırlığın, bu aracın ağırlığı 2 tonun üzerinde, 3 tona yakın, neredeyse 2.7-2.8 ton ağırlığında. Böyle bir aracın sıfırdan 100 kilometreye çıkma zamanı 5.3-5.4 saniye civarında. Şimdi aslında bu teknik veriler benim anladığım, gördüğüm kadarıyla Rolls Royce kullanıcıları bakımından çok çok önemli değil. Yani bu araçta önemli olan performans değil, sakinlik ve huzur ve konfor. Rolls Royce mühendisleri bir adeta sihirli halının üzerinde gitmek olarak tanımlıyorlar aracın konfor seviyesini. Buradaki farkı yaratan en önemli özelliklerden biri çok başarılı yalıtım seviyesi. Birçok örneğin Alman otomobillerinde, premium sınıftaki Japon otomobillerinde gerçekten çok yüksek bir sessizlik seviyesine ulaşıldığını görüyoruz. Fakat Rolls Royce'daki bu performans bütün bu araçların çok daha üzerinde. Gerçekten olağanüstü sessiz bir kabinden bahsediyoruz. Yani yüksek akselerasyonda bile, yüksek hızlanmada bile motor o kadar başarılı bir şekilde devirleniyor ki, tabii şanzıman uyumu mükemmel, çok başarılı bir mühendislik. O bakımdan hızlanmak da keyifli. Böyle farklı bir duygu var hızlanırken araçta size verdiği. Ben merak ettim, sordum Rolls Royce mühendislerine ve pazarlama ekiplerine. İnsanlar bu araçları çoğunlukla arka koltuk kullanıcılarının otomobili gibi değerlendirebilir, ama birçok ülkede, Avrupa'da ve
Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aracı insanlar kendileri de kullanıyorlar. Belli günlerde özellikle. O da gerçekten otomobilin sadece bir sürücülü, şoförlü bir araç olmadığını, günlük kullanımda da araç sahiplerinin zaman zaman direksiyona geçtiklerini gösteriyor. Şimdi 6 metre civarında, teknik özelliklerinden bahsetmeye devam edeyim. 6 metre civarında bir araçtan bahsediyoruz. Oldukça uzun. Yani böyle bir araçla şehir içinde dar yollardan geçmek yani neredeyse imkansız gibi değerlendirilebilir. Ama öyle değil. Çünkü yeni teknoloji arka lastiklerin, arka tekerlerin 8 dereceye kadar dönmesine imkan veriyor ve bu sayede bu kadar araç büyük olmasına rağmen neredeyse kompakt sınıftaki bir otomobil kadar BC segmentindeki bir araç kadar kolay bir şekilde hareket edebiliyor. Rolls-Royce sedan modelleri içinde bulunduğum Phantom arkadan itişli bir araç. Fakat mesela son dönemde piyasaya çıkan Cullinan gibi SUV modelleri doğal olarak dört çeker. Dünyada en çok nerede Rolls-Royce satılıyor diye merak ettim. En büyük iki pazar Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Doğal olarak aslında bütün modellerde öyle oldu. Premium sınıfta, lüks sınıfta. Sonra Avrupa ve %10-15 seviyesinde de Körfez ülkeleri geliyor satış adetlerinde. Ama bu aracı kimler alıyor? İşte hangi paketi kim sipariş etti? Bu konuda pek bilgi paylaşılmıyor. Eğer kullanıcılar kendileri ilan ederlerse kimlerin kullandığını öğreniyoruz, anlıyoruz. Bu benzinli bir motor, benzinli bir araç. Bütün dünyada bu emisyon sorunlarıyla ilgili olarak bir hassasiyet oluştuğu için ve regülasyonlarla, düzenlemelerle bir baskı oluştuğu için üreticiler üzerinde bütün markalar neredeyse lüks markalar dahil olmak üzere elektrikli araçlara geçtiler veya planlarını açıkladılar. Rolls-Royce'daki durum şöyle, 2030 yılından itibaren bütün Rolls-Royce modellerinde bir elektrikli araç olacak ürün gamında ve gelecek yıldan itibaren de Rolls-Royce elektrifikasyon konusunu hızlandırarak tüketicilerle, otomobil severlerle elektrikli modelleri buluşturmaya başlayacak. Aracın enteresan özelliklerinden biri bu tavandaki minik minik adeta özellikle karanlıkta çok net bir şekilde görülen ışıklar çok güzel bir ambiyans yaratıyor. Yani karanlık bir gökyüzündeki yıldızları izlemek gibi bir duygu yaratıyor insanlarda, arka koltukta oturanlarda. İçinde tam 1300 adet, evet yanlış duymadınız, 1300 adet nokta şeklinde aydınlatma var. Her biri bir adeta yıldızı temsil ediyor. Olağanüstü bir şey. Yani 1300 tane ve bunun her biri el işçiliğiyle gerçekleştiriliyor. Otomobilin Rolls-Royce araçlarını öne çıkaran bence 3 tane temel faktör var. Bir, mühendislik. Gerçekten çok yüksek bir mühendislik, İngiliz mühendisliğinin zirvesi diyebileceğimiz bir araçtan bahsediyoruz. Tasarım bence ikinci önemli nokta. Yani bu araçlar üretildikleri günden itibaren ki her bir seri neredeyse 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kadar piyasada kalıyor. Ve bu tasarım dili hiç değişmiyor. Ufak tefek dokunuşlar dışında. Diğer faktör de, yani bu araçları farklı hale getiren diğer faktör de el işçiliği. Tamamen elde yapılan bir otomobilden bahsediyoruz. Yani ne kadar işte teknoloji gelişse, mühendislik imkanları ilerlese ve robotlar sayesinde otomobiller mükemmel hale gelse de elde yapılan bir otomobil tıpkı diğer sanat eserleri gibi o yüzden farklı bir obje haline geliyor. O yüzden bir sanat eseri olarak tanımlanıyor. Çünkü insan emeği, insanın alın teri ve tabii ki kusursuz bir işçilikle bu yapıldığı zaman büyük bir fark yaratıyor. Aracı kullandığım yer Güney Fransa, Gourdon, Nice, Monte Carlo, Monaco bu civarlarda kullanıyorum. Oldukça dar yollar var. Tabii doğayı bozmamak, ağaçları kesmemek, hatta
kaya ve taşlara bile zarar vermemek için oldukça dar tutulmuş yollar. Normalde buraları açabilirler, genişletebilirler ama buranın bu kadar çok turist çekmesinin en önemli özelliklerinden biri tabiat, doğa ve tabii şehir özellikleri, kültür, sanat. Bunlar bir araya geldiği zaman bir şey yapıyor, turizm heyecanı yaratıyor bir yerde, görme ihtiyacı oluyor insanlarda. Dünyada yine Rolls Royce'lerin çokça kullanıldığı ve satıldığı yerlerden biri de bu bölge. Güney Fransa, Monaco, Monte Carlo, çünkü oldukça varlıklı, zengin insanların yaşadığı yerlerden biri burası. Sadece Fransızlar değil, zengin Amerikalılar, işte geçmişte Ruslar da çok fazla geliyorlardı buraya. Onların ne kadar çok böyle lüks araçları olduğunu yolda geçen arabalardan görüyorum. Yanımdan böyle bazen 10 tane Porsche, 20 tane Rolls Royce geçiyor veya efendim üst üste Ferrari'lerin geçtiğini görüyorum. Yani normalde o araçları gördüğünüz zaman ya burada bir etkinlik mi var acaba, bu faaliyete mi geldi insanlar diye düşünebilirsiniz. Hayır, bunlar günlük hayatlarında işte Ferrari'leri, Porsche'leri, efendim Bentley'leri, Rolls Royce'leri kullanan insanlar ve herhalde yani kilometre başına dünyada en fazla Rolls Royce'un olduğu yerlerden biri burası, Monte Carlo. Yüksek refah düzeyinden insanların tercih ettiği yerlerden biri. Tabii yani vergilendirme, yaşam kalitesi ve başka bazı faktörlerden ötürü bu bölge çok tercih edilen bir yer. Tabii iklimin de önemli bir rolü var. Rolls Royce'daki mühendis arkadaşlarla konuşurken onlarla şakalaşıyorduk, sohbet ediyorduk. Yani İngilizler de yılın belli bir bölümünü, günlerini burada geçirmeyi seviyorlar. Çünkü o soğuk, yağmurlu ve kasvetli yerden, havadan sonra buraya gelmek, bu iklimi görmek güzel. Nitekim bu izlenim sürüşünün de Güney Fransa'da yapılıyor olması bunu gösteriyor. Yılın bu dönemlerinde gerçekten çok hoş bir iklim var. Şimdi insanlar tabii performans için bu aracı almıyorlar dedim ama yani altınızda 563 beygirlik bir güce sahip olduğunuzu bilmek her zaman güzel bir şey. Yani o gücü hissettirmek. Çünkü 3 tonluk bir aracı kaldırmak için kuvvetli bir motora ihtiyaç var. V12 demiştim, 6.75 litre. Olağanüstü bir güç var altınızda. 1700 devir dakikada 900 Nm'de bir torka sahip. Bu kadar büyük bir otomobilin bu kadar iyi dönebileceğini doğrusu ancak deneyimleyince insan fark ediyor. Çok keyifli kullanımı. Bu kadar keyifli olacağını tahmin etmemiştim. Özellikle virajlı yollarda insan bunu çok daha iyi anlıyor. Meraklıları için birkaç teknik bilgi daha vereyim. Yani böyle bir aracın menzili ne kadardır acaba diye. Yaklaşık kullanım özelliklerinize göre 18 litre yakıt tüketiminiz var bu araçta. 20'lere de çıkabilir yani ne kadar bastığınıza bağlı tabii ki. 5.3-5.4 saniyede hızlanma değeri olduğunu bir kere daha hatırlatayım. 100 litreye çıkarılan bir yakıt tankı var. 100 litre. Daha önce 90 litre civarındaydı. Daha sonra 100 litreye çıkarıldı. Biraz daha uzun bir menzil elde etmek için. Bagaj rahatlıkla golf sopalarını, golf setlerini koyabilsinler diye de planlanan bir özelliği var bagajın. 545 litrelik bir bagaj hacmi var bu otomobilin. Yeniden merhaba, ben Hakan Çelik. Burada görmüş olduğunuz objeden bahsetmek istiyorum. Özellikle obje dedim çünkü bu bir otomobil değil bence. Bu bir sanat eseri ve bütün detaylarıyla gerçekten çok farklı. Ben neredeyse 35 yıldır otomobilleri çok yakından takip ediyorum. Bütün ulaştırma araçlarıyla ilgiliyim. Fakat bu benim anlatmaktan gerçekten çok mutlu olduğum ve çok heyecanlandığım bir obje. Buna sanat eseri dememiz uygun olur herhalde. Yani maskotundan, logosundan, kullanılan malzemelerine kadar, ızgarasından, grilinden, boyası, renkleri ve diğer özelliklerine kadar şu anda Rolls Royce'un önündeyim. Bu bir Phantom. Rolls Royce'un Phantom modeli ve ikinci kuşak Phantom. 2017 sonu 2018'de piyasaya sunulmuştu. Şimdi
biraz yenilendi ve farklı bir dokunuşla adeta gençleşti ve daha taze bir görünümle karşımıza çıktı. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Renk demişken şunun altını çizmek istiyorum. Rolls Royce'un bespoke diye tabir ettiği bir kavram var. Diğer araçlarda ve bir takım tüketici ürünlerinde customize dedikleri, kişiselleştirme dedikleri bir kavram var ya, biz Türkçe'de de kişiselleştirme olarak kullanıyoruz. O kadar sınırsız ve adeta sonsuz bir kişiselleştirme özelliğine sahip ki tam kaç tane renk seçeneği olabilir bir araçta? 20 tane, 30 tane, işte son dönemlerde belki 100 tane. 44 bin farklı renk seçeneğine sahip bir skaladan seçim yapması mümkün olabiliyor Rolls Royce alacak olan kişilerin. Şimdi yani insan hayalinin gerçekten tarif etmekte zorlandığımız şeylerden bir tanesi. Yani bu sadece renkle de sınırlı değil. Aracın içinde kullanılan malzemelerden, aracın içindeki donanım ve özelliklerine kadar bu zenginliği, bu spektrum zenginliğini tarif etmek mümkün. Şimdi maskot, Spirit of Ecstasy dedikleri şu maskot var ya, bu meşhur. İşte bakın, çektiğim zaman kendisini korumak için içine aldı. Çünkü bazı insanlar yani bunları alıp sökmek, götürmek gibi bir eğilim içine de girebiliyorlar. Bazı markalarda özellikle kendisini korumak için içine aldı, kapattı. Sonra ben onu uzaktan kumandayla açtığım zaman tekrar kalktığını göreceğiz. Şimdi ben aracın detaylarından bahsetmek istiyorum. Bir Rolls-Royce otomobilinde en dikkat çekici şeylerden biri maskot, buradaki logo, öndeki klasik ızgara çerçevesi ve tabii ki ışıklandırma far sisteminin klasik tasarımı. Otomobilin gücünü, otomobilin karakterini, stilini yansıtan en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ve bu tasarıma imza atan kişi de Felix Gilbertus. Bu aracın dış tasarımından bahsediyorum. Şöyle yandan itibaren anlatmaya devam edeyim tasarım özelliklerini. O kadar görkemli ki 6 metre, yani 6 metrelik bir şeyden bahsediyoruz. Neredeyse bir tekne uzunluğunda bir şeyden bahsediyorum. Ve şu hatların güzelliğine bakar mısınız? Yani şu hatlar çok iddialı bir şekilde şuradaki çizgide görmüş olduğunuz farklı bir renk çizgisiyle arka gövdeye doğru uzanıyor. Ve bunu insan eliyle yapıyorlar. Yani aracın elinde insanların dokunuşu var. İçinde her tarafında insanların müdahalesi var. 22 inçlik bir lastik ebadına sahip. Özel kesim çoğunlukla alüminyum ve çelik kullanıldığını malzemelerden hatırlatmak istiyorum. Burada aracın yine logosunun göründüğü bir başka şey. Burada bir kamera. Her tarafında sensörler ve kameralar var aracın. Arkasına doğru ilerlemek istiyorum ve kapılarını göstereceğim. Rolls Royce otomobillerde kapılar gördüğünüz açılarla açılıyor. İçinden bahsedeceğim biraz sonra detaylarından. Rolls Royce marka araçlardaki özelliklerden biri de şoför, sürücü buradan indikten sonra eğer yağmur varsa şuradan bir şemsiye çıkıyor. Bu şemsiye de genellikle otomobilin renkleriyle uyumlu bir şemsiye oluyor. İki tane var bundan. Diğer tarafta da bir şemsiye var. Bunu tekrar yerine takıyorum. Bu arada bazı modellerde şemsiye ısıtma yuvası var. Yani şu yuvada şemsiye ısıtmak mümkün. Çünkü yağmurda şemsiye ıslandığı zaman şemsiyenin kurumasını sağlıyor. Böyle detaylar var. Yani farkı yaratan ve otomobil aslında pahalı hale getiren ve diğerlerinden ayrıştıran özellikler bunlar. Küçük detaylar da ortaya çıkıyor. Yani bir insan normal şartlar altında şemsiyesini kurutmak için ne yapar? İşte ya açar, bir yere bırakır, ya birine verir ya da şemsiyeyi kullanmaz. Rolls Royce kullanıcılarının böyle bir derdi olmasın diye böyle bir detay düşünülmüş mühendisler tarafından. Bunu tekrar takıyorum buraya. Tık diye de bir ses duyuluyor. Arkaya doğru gelelim. Ben bagajı göstermek istiyorum. Şöyle bir bakalım içine bagajın. 548 litre hacminde bir bagaj var. Çok güzel, kaliteli bir halıyla kaplanmış vaziyette. Evet, kocaman, gayet kullanışlı
Açılma açısı da gayet yerinde. Kaç tane aydınlatma var diye bakıyorum. Bir tane burada var. Bir tane de bunun içinde var. Üç tane, hayır iki tane var içinde. Yani gece karanlıkta gayet rahat bir şekilde kullanıcılar eşyalarını yerleştirebilecekler. Aracın içinden de bahsedeceğim. Peki bu aracı sahip olmak isteyen, satın almak isteyen insanlar sipariş ettikleri zaman ne kadar bekliyorlar? Özel el yapımı bir araç olduğu için ve donanımları itibariyle farklı bir araç olduğu için 3 ay, 4 aydan başlayan ve 1 seneye kadar uzayan süreler söz konusu. Otomobilin fiyatından bahsetmek istiyorum. Şimdi en fazla merak edilen şeylerden biri bu. Hangi şanslı insanlar bu otomobile sahip olabilirler? Tabii çok varlıklı, çok zengin insanlar ancak bunu yapabilirler kuşkusuz. Ve de bu gücünü göstermekten hoşlanan bir grup insan var. Dünyanın her yerinde, bizim ülkemizde de var, başka ülkelerde de var. Fiyatını söylüyorum. Bu insanlara seslenen bir araç Rolls Royce. 563 bin euro Avrupa fiyatı. 563 bin eurodan başlıyor. Bizim ülkemizdeki fiyatı ise, hazır mısınız? 1 milyon 625 bin eurodan itibaren başlıyor bu aracın fiyatı. Bir Phantom, Rolls Royce, Phantom 2, ikinci seri otomobil almak isteyenlerin böyle bir para bulmaları lazım. Bir bütçe ayırmaları lazım. Tabii bu Türkiye'deki vergilerin yüksekliğiyle de alakalı. Yani her yerde pahalı bir otomobil. Biraz ülkeden ülkeye değişen farklar olabilir ama 563 bin euro nerede? 1.6 milyon, 1.7 milyon euro nerede? Artık bu konudaki değerlendirmeyi bizi izleyenlere bırakıyorum. Ana hatlarıyla böyle 4 aydan, 3-4 aydan 1 yıla kadar bekleme süresi var. Bu otomobili almak isteyenler bakımından. Arkadaki dizayna da bakın. Gerçek egzoz çıkışları kuşkusuz artık Rolls Royce'da da bunları beklememiz lazım. Buraya kadar baktığımızda son derece dinamik, çarpıcı, güçlü bir yapıya sahip. Bunu tabii ki manuel olarak da bu şekilde açmak mümkün. Bu aracın anahtarı daha enteresan, çarpıcı bir, dikkat çekici bir anahtar olabilirdi. Ben çok heyecanlanmadım doğrusu anahtarla. Ama kolay, taşınması hafif, pratik bir anahtar. Ama biraz daha farklı bir anahtar bekliyordum doğrusu. Her Rolls Royce otomobilinde aracın kimliğini ortaya koyan burada bir etiket var. Bir tür kimlik kartı gibi. Burada aracın seri numarası ve üretildiği fabrikanın adı var. Logosu Goodwood, Rolls Royce ve numarası. Tabii kalbine bakmamız lazım ki en iddialı olduğu alanlardan biri. Bu kadar ağır, neredeyse 3 tonluk bir aracı harekete geçirecek bir güce ihtiyaç var. Bakalım. Motor sıcak olduğu zamanlarda tabii buraya dikkat etmekte fayda var. Biraz ısınıyor bu bölge. Gösterelim. Maskotun hemen arkasında işte kalbi bu. V12 bu muhteşem sanat eserini harekete geçiren güç kaynağı burada. 6.75 litre Rolls Royce'un Goodwood'daki fabrikasında üretilen motoru işte bu. Rolls Royce'u farklılaştıran şeyler büyük oranda içinde. İçinde kullanılan malzemeler neredeyse sonsuz sayıda seçenekle karşımıza çıkıyor. Deri malzeme, ahşap malzemeler ve farklı tonda, farklı malzemelerle yapılan ahşap kaplamalar. Bunun yanı sıra tabii ki gösterge paneli bir sanat galerisi gibi. Benim çok dikkatimi çeken ve çok beğendiğim yönlerinden biri. Bu bölümü yine akıl almaz sayıda fazla seçenekle zenginleştirmek, fazla farklı malzemeler kullanmak mümkün. Bir gerçekten galeri burası. Çelikle kesilmiş. Rose gold bir süsleme. İçinde bir klasik saat var, analog saat var. Bu saat de Rolls Royce tarafından üretiliyor ve buraya yerleştiriliyor. Klasik özelliklerin ve modern teknolojinin bir araya getirildiği bir alan, bir kokpit. Klima
havalandırma kanalları yine manuel olarak bir düğmeyle eski zamanlardaki Rolls-Royce'lardaki gibi açılıp kapanıyor. Şurayı göstermek istiyorum. Bu düğmeye bastığım zaman ortadaki düğme paneli dışarı çıkardı. Bu panel modern, buradaki infotainment paneli, yani işte navigasyon ve müzik bilgileri, diğer bilgilerin ortaya çıktığı sade, sanıyorum 13 inç civarında bir büyüklüğü var bunun gördüğüm kadarıyla. Bunu tekrar kapatmak için de buradaki ana kontrol panelinden bir tuşla bunu basılı tuttuğum zaman, evet, bu da kapandı ve çok güzel bir şekilde kapandıktan sonra bir de kapak ayrıca geliyor ve orayı kapatıyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Yani orada herhangi bir yansıma veya bir kirlilik ortaya çıkmaması için böyle burada da manuel düğmelerle fonksiyonlar ayrılmış vaziyette. 8 farklı seçenek mümkün. Klima ayarları, bu havalandırmanın derecesini, vantilatörün derecesini ortaya koyan, şiddetini ortaya koyan bir düğme. Isı ayarlarını ise buradan yapıyoruz. Yani mavi soğuk, kırmızı ise sıcak ayarı yapmak için kullanılan bir seçenek. Bunu tekrar, bunların her biri burada manuel düğmelerle gösterilmiş. Geleneksel tasarımların daha öne çıktığı bir iç dizayn görüyorum. Yine rose gold müzik sistemi, speakerleri, bunlar da tıpkı analog saat gibi Rolls-Royce tarafından geliştirilen bir müzik sistemi. İngiliz markaları, mesela Meridian gibi şirketlerle çalışan İngiliz üreticiler var. Fakat Rolls-Royce bunu kendisi üretiyor. Çünkü aracın içinden geçen borularla, borulara entegre olmuş bir müzik sistemi. O kadar çok detay var ki ve o kadar güzel detaylar var ki. Burada deri ve ahşap karışımı bir kapı kolu ve koltuk hafızası, son derece sade koltuk ısıtması gördüğünüz gibi buradan çalışıyor. Yani küçük sayılabilecek bir kapı içi gözü var. Buraya bir büyük su koymak mümkün değil ama su koymak için aracın içinde daha başka veya sıvıları koymak için birçok yer var zaten. Bir Rolls-Royce'den bahsederken aracın arka koltuğunu ve iç mekanını ayrıca anlatmak lazım. Bu otomobile insanların bu kadar çok para vermesinin sebeplerinden biri arka koltuktaki konforu ve keyfi yaşamak. Bazı insanlar, bazı sürücüler bu aracı kendileri kullanmayı tercih ediyorlar. Türkiye'de çok fazla görmüyorum, tek tük görüyorum kendileri kullananları. Ben isterdim kullanmayı ama İstanbul'da bu aracı kullanmak zor olurdu herhalde. Çok dikkat çeken bir araç çünkü. Yani üzerine bir sürü koşturan insanlar olurdu. Muhtelif işte trafik ışıklarında cama asılanlar, kapıya asılanlar olurdu diye tahmin ediyorum. Şimdi aracın arka koltuğuna baktığımda, arka mekanına baktığımda geniş bir diz mesafesi, geniş bir baş mesafesi, kullanılan kaliteli malzemeler. Fakat bu paketin ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Zira hemen buradaki eşikte The Sentimentalist yazısı var. Rolls-Royce'un Phantom modelinin Sentimentalist paketinden bahsediyorum. Bir kapı koluyla giriliyor. Bu biraz eski tip gelebilir size. Bana önce öyle geldi. Fakat beğendim kullanınca. Neden böyle yapıldığını sordum. Dışarıdan içeri girerken insanlar rahatlıkla girebilsinler ve oturabilsinler diye planlanmış eski tip fakat temel bir tutma kolu. Çünkü büyük bir araç, yüksek bir araç, kapı geniş, dışarıdan girmek bu sayede daha kolay olacaktır. Kullanılan malzemeler yine burada deriler,
kapıda ahşaplar, havalandırma kanalları bu konsolun içinde. Burada ceketi asmak için bir bölüm var. Yine tavanda ayna manuel olarak açılmakta. Her iki tarafta da aynalar var. Koltuk ayarları bu şekilde, koltuğu araç çalıştığı zaman tabii ki bunu öne doğru sırt desteğini kaldırmak ve bu koltuğu da biraz öne almak ve geri itmek mümkün. Havalandırma kanalları aşağıda, zemini ısıtmak mümkün. Kapı kolundaki buton üzerinden ve çok kaliteli gerçekten bir halıya sahip. Bunun yanı sıra buradaki monitörü açmak için de araç çalıştığı zaman buradaki düğmeye basarak buradaki monitörü açmak mümkün. Burada yine bir kumanda paneli var. Burada bir alan daha var. Bunlar Rolls-Royce'e özel ayrıntılar. İçeceklerini insanlar buraya koysunlar ve bu seyahatten keyif alsınlar diye bir misafiriyle birlikte iki tane de burada gördüğünüz gibi kadeh, bardak söz konusu. Ayrıca bunları kapatalım. Burada bir soğutucu var. Bu soğutucuyu açmak için de bu kapağı açıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Bunun içinden çıkan şurada bir kaza anında fırlamaması için bunlar. Şu şekilde gösterelim kadehleri. Tekrar bunu kullandıktan sonra şu şekilde yerleştirmek mümkün. Gerçekten detaylarda mükemmel bir işçilik kalitesi görüyorum. Tabii ki şişeyi de gösterelim. Buraya bir şampanya konulmuş. Şampanya soğutucunun içinde durmakta ve gerçekten soğutmuş. Bu araçları satın alanlar ve kullananlar bakımından bu detaylar çok önemli. Yani bu arka koltukta bu keyfi yaşamak istiyorlar. Sigara içmek, yani böyle bir aracın içinde sigara içilmese iyi olur herhalde veya pro. Ama içenler varsa da bir kül tablası var kapı kollarının içinde. Hemen ondan da bahsedelim. Kapatalım şunları. İşte böyle. Masayı açmak istiyorum. Masanın içinde de bir tane monitör var ve o monitörden bütün müzikleri, eğlence sistemini kumanda etmek mümkün. Masayı açtım. Bunu açayım. Şimdi de monitörü çıkaracağım, açacağım. Burada bir düğme var. Ne çıktı karşıma? Jacques Brel, Nomekit Başakçısı çıktı. Beni terk etme.